Son söz. Parlak sonbahar güneşi, ışınları ağaçların sallanan dalları arasında gidip geliyordu. Işınlardan biri küçük bir kızı bir saniyeliğine kör etmişti. Kız hoşnutsuzlukla gözlerini yumdu. Hava ılıktı, tazeydi, fırından taze çıkmış poğaça kokuyordu. Kız çocuğu gözyaşlarına boğulmak üzereydi. Çünkü annesi poğaça yerine ona süt vermişti. Al hadi. Zorlama, istemiyor. En iyisi ona bir şeyler ikram et. O daha çok küçük. Aysu için poğaça sakıncalı. Ah, benim memleketimde olsak çoktan yulaf lapası yer bitirirdi. Baba gülümseyerek kıza doğru eğildi. İri kahverengi gözleri çocuğa şefkatle bakıyordu. Babası onu çok seviyordu. Olsun, konuşmayı çözdüğünde istediğini söylersin. Doğduğunda her şeyi, her yeri korkunç bir sel basmıştı, düşünebiliyor musun? Bütün komşular eşyalarını kapıp kaçmıştı. Ama benim küçük Aysum korkmadı ve o gece gelmeye karar verdi. Canım kızım, inatçı kuzum. Onun adıyla ilgili hikayeyi herkese anlattın zaten. Şimdi de Aysu'ya mı anlatmaya karar verdin? Henüz hiçbir şey anlamıyor, bir yaşında bile değil. Anlamıyor, tabii ki. Babası ona bu ismin ne anlama geldiğini defalarca anlatmış. Aysu'yu. Bebek güldü, güneş bir bulutun arkasına saklandı ve kız restoranın ziyaretçilerini merakla incelemeye başladı. Aa, Kiran büyümüş. Bakışları uzun boylu, yakışıklı bir genç adama takıldı. Yeşil gözleri menüyü inceliyordu. Yanına bir kız yaklaştı, nazikçe omuzlarına sarıldı. Vijaya da büyümüş. Öğle yemeğini burada yiyelim mi? Evet, çok açım. Burada çok lezzetli roti yapıyorlar. Sevgilisi ağzını kapatarak sessizce güldü. Roti mi? Kir, sen Hint yemeklerini hiç sevmezdin. Sustu, gözleri daldı. Genç adam dudaklarını sıktı. Kiran, bugün canım çekti ama. Jaya, hadi burada kalalım. Jaya bu sorusunun Kiran'a dokunduğunu fark etti. Kız bebek büyük bir zevkle çifti izlemeye devam ediyordu. Başka hiçbir şeye bakamaz oldu. Ah, anladım, affedersin. Bugün o gün değil mi? Kiran kısaca başını salladı. O gün neydi? Küçük kız bilmiyordu. Sıradan bir Kasım günüydü. Biliyorsun, ben takvimde tarih filan işaretlemem. Ama her sene bugünden bir hafta öncesinde apatiye dalarım. Her sene, 10 yıl boyunca. Belli bir günü yok zaten canım. Ay evrelerine göre hareket ediyorlardı. Jaya genç adamın kolunu şefkatle okşadı. Masaya oturdular. Bugün antrenmanda bile kötü oynadım. Aklımda sadece o vardı. Benimle gurur duyar mıydı? Şimdi ne yapıyor olurdu? Ablamı çok özledim. Elbette gurur duyardı. Zor zamanlar geçirdin ama inatla okumaya ve antrenman yapmaya devam ettin. Viyana'da harika bir spor bursu kazandın, geçimini sağlamaya başladın. Ne de olsa beni buraya getirdin. Umursamayıp sadece eğlencene bakabilirdin. Ama sen beni asla unutmadın. Evde bana ne kadar kötü davranıldığını biliyordun. Kiran homurdandı. Yabaniler. Onlara ihanet eden ailenin reisiydi. Sen değil. Aile reislerinin yaptıklarının bedelini her zaman diğerleri öder. Genç adam şefkatle sevgilisine bakıp gülümsedi. Birlikteyken hayat çok daha güzel. Masalarına başka bir kız daha geldi. Kızıl saçlar güneşte çok güzel parlıyordu. Neden özellikle burası? Lima, otur lütfen. Kiran'ın canı Hint mutfağı çekmiş. Lima kaşlarını kaldırdı ve sonra gözleri büyüdü. Ah, anladım, her şeyi anladım. Arkadaşlarına katıldı. Seni gördüğüme çok sevindim. Viyana'da ne kadar kalacaksın? Göreceğiz. Interpol henüz net bir şey söylemedi. O zaman beni durdurmasaydın belki şimdi seninle çalışıyor olurdum. Lima güldü ve elini salladı. O kadar kafayı yemedim daha. Amala'ya seninle ilgileneceğime söz verdim. Ve yapabileceğim en kötü şey güvenlik güçlerine katılmana izin vermek olurdu. Spor kariyerine devam etmesi konusunda sen mi ısrar ettin? Evet, o. Hatta yanlış bir yere başvuruda bulunmayayım diye geçici velayetimi özel olarak ayarladı. Lima şakacı bir şekilde Kiran'ın omzuna şaplak attı. Ama şimdi basketbolda çok iyi gidiyorsun değil mi? Sadece bunun için mi velim oldun? Bir basketbol yıldızı yetiştirmek için mi? Amatör olacağımdan korkmuşsun belli. Amatör bir kriminolog olacağımdan. Aslında asla komik olmayacak konuları bu şekilde mizahla geçiştiriyorlardı. Parasızlık, Kiran'ın yetimhaneye düşme riski, Lima'nın onun velayetini almaya çalışırken yaşadığı sorunlar. Kiran menüye baktı.
Her hareketinden ve bakışından kendine ne kadar güvendiği belli oluyordu. Muhtemelen çok cesur ve güçlü biri onu bu şekilde yetiştirmişti. Yetim çocuğa bakan ve iyi olması için ona destek olan biri. Bir süre sonra yemek geldi. Kerem bir an için tabağından başını kaldırdı. Küçük kız çocuğu ile göz göze geldiler. Birkaç saniye boyunca gözlerini ayırmadan birbirlerine baktılar. Genç adam bu kızın bilinçli bakan parlak mavi gözlerinin onu neden bu kadar etkilediğini anlayamadı. Birdenbire genç adamın gözleri doldu. Kız çocuğu ise gözyaşlarına boğuldu. Etrafındaki her şey bir döngüdür. Her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Bu anlayış gerektirir. Çünkü durgunlukta hayat yoktur. Döngüde yaşam vardır. Eskinin yok olmasında ve yeninin yaratılmasında. Doğumda ve ölümde, aşkta ve nefrette. Bu inanç olmazsa her şey anlamını yitirir. Geçmişteki olaylar bugüne etkiler. Şu anda olan her şeyin gelecekte sonuçları olacaktır. Atalarımız tarafından inşa edilen bir dünyada yaşıyoruz. Ve onu torunlarımız için güzelleştiriyoruz. Bu bir kısır döngü. Ayın evreleri gibi öfkeyi merhametle değiştiren zaman ve yıkım tanrıçası kendi içinde tam olarak bu bilgeliği taşır. Romantizm Kulübü ekibi bu hikayenin sonuna geldiğiniz için sizi tebrik eder. Ve arkadaşlar, Amala öldükten sonra kitabın nasıl devam ettiğini gördük. Burada bağımsızlık, artı gazap ve düşük saygı istatistikleriyle Kilim ve Ahmet'i bir arada götürerek bu finali yaşadık. Başka finallerde görüşene kadar kendinize iyi bakın.